görülmeye başlandı. Uzmanlar çevre felaketi için uyarıyor. Tehlike çanları bu kez Akdeniz için çalıyor. Mersin Körfezi müsilaj uyarısı veriyor. Daha önce Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj tehdidinin ardından benzeri köpüklenme Akdeniz'de de görüldü. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Deniz Ayaz, köpüklenmenin ciddi bir çevre felaketi olduğunu söyledi. Marmara'da nasıl müsilaj ciddi bir sorun çevre felaketi olarak karşımıza çıkmışsa, özellikle Mersin Körfezi'nin tamamında bazı planktonik canlıların bu azot ve fosforu kullanarak denizdeki köpüklenmeye yol açtığını düşünüyoruz. Denizler aslında bize uyarılar veriyor. Mersin Körfezi de uyarılar veriyor. Bunun içerisinde de deniz köpüklenmesi ciddi bir uyarı. Profesör Ayaz, denizlerde yoğun görülen mikroplastiğin de deniz ekosistemine tehdit oluşturduğunu belirtti. Doğu Akdeniz aslında mikroplastik kirliliği için en şanssız yer. Çok deniz ortamında, deniz suyunda çok yoğun mikroplastik kirliliğiyle karşılaşıyoruz. Deniz canlıları için ve aslında tüm ekosistem için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlara göre kirletilen denizlerdeki canlılar besin yoluyla yine insana dönüyor. Aslında deniz ortamındaki her türlü kirletici tüm canlılar için bir tehdit oluşturuyor. İnsanın kirlettiği denizler ve bu besin zincirinde akümüle olarak üste doğru taşınması en son tüketici olarak insana yine geliyor. Bu paradoksal bir durum. Yani kirlettiğimiz denizler, besin zincirleri tekrardan bizi kirletici yüküyle birlikte gelmiş oluyor. Geçen gün Adana'da bir mezarlıkta 3 kişi katledilmişti, bir anne ve 2 kızı. Adana'da oğlu Muzaffer Erkuvan'ın kendi canına kıymasından sorumlu tuttuğu 3 kadını mezarlıkta başlarından vurarak öldüren Şemsettin Erkuvan, ormanda saklandığı oyukta yakalandı. Cinayet zanlısı tutuklandı.